olması için nice eserleri hizmete açtık. Kazandırdığımız dev eserlerle birlikte hemşerilerimiz yüksek standartta, konforlu ve kaliteli bir yaşama erişti. İnsanı merkeze alan bir hizmet anlayışımızla kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda marka bir şehir ortaya çıkardık. Memleket işi, gönül işi. AK Parti. Power FM'i Adana'da 102.9 MHz'de dinleyebilirsiniz. Radyonuzun sesini açın. Power FM, en iyi, en yeni müzik. Gönülden gönüle bir yol var. Gönülden gönüle bir yol. Kapılma sakın benliğe. Yol ver kardeşliğe. Her motifte bir renk, her motifte estetik, bak her motifte ahenk. Cennetten bir köşe kimi menekşe kimi lale. Dizilmiş nizami inci gibi tane tane. Muhabbetle yoğrulanın sırtı gelmez yere. Ekmeğini paylaşanın emekleri zayi olur deme, dene. Çünkü vazgeçmemek gerek. Alnından damla damla akar ismi emek. Bir eski, bir türkü, bir diş önüme dokundu. Kulaklarımdan girdi benim damarlarımda. Gezdi durdu, ruhum doydu. Demlendim ustam çayı koydu. Kol kolayız biz biriz. Birlik olana yok ki korku. Sen yoksan bir eksiği. Sen varsan her şey tamam. Aynı kaptan suistlik. Zerek yok ki ayrı kaba. Bir yapmış bizi gökte bayrak, yerde vata. İliklerime işlemiş sevgin. Senden ayrılamam. Gönülden gönüle bir yol var. Gönülden gönüle bir yol. Aç kendini bilgiye. Yükseleceksin zirveye. Gönülden gönüle bir yol var. Gönülden gönüle bir yol. Kapılma sakın ben niye. Haykır şimdi biz diye. El ele, gönül gönüle, yükselen Türkiye. AK Parti. Tüm çocukları tek tek sallamak ve onlarla ilgilenmek isterdim. Ancak maalesef buna vakit olmayabilir. Fakat bütün çocukların sallanıp eğleneceği güzel parklar yapabilirim. ...1991-1995 yılları arasında Ankara'da metro yapımı sırasında merkezi bulvarlarda iş yerleri bulunan esnaflar kazılardan dolayı iflas etti. Turgut Özal bulvarında da bu olayın yaşanmaması için harekete geçen Başkan Sözlü, 36.593.508 liralık yatırım yaparak mikro tünel uygulamasını tercih etti. Türkiye'de ilk uygulaması İstanbul, Üsküdar ve Kadıköy havzalarında yapılan mikro tünelin ikincisini JICA kredisiyle Adana'da gerçekleştiriyoruz. Mikro tünel projesiyle birlikte Kuzey Adana'ya yağan yağmurlar artık sel baskınları oluşturmayacak. Şehir içine yerleştirilen dev havuzlar vasıtasıyla yağmur suları Seyhan Baraj Gölü'ne aktarılacak ve bu sayede de Güney Adana'da sel baskını yaşanmasının önüne geçilecek. Proje kapsamında 263 metresi baks, 2420 metresi ızgara olmak üzere toplam 6846 metre uzunluğunda hat döşemesi yapılacaktır. Mikro tünel projesi Adana'ya nasıl uygulanmaktadır? Kanalizasyon borularının ucuna yerin altına delerek ilerleyen makine yerleştirilir. Bu makine sayesinde kazı yapılmaksızın yağmur suyu hatları oluşturulur. Turgut Özal Bulvarı'nda görülen çalışma noktalarında dev havuzlar vardır. Yağmur suları bu havuzlarda toplanır
ve mikro tünel sistemiyle oluşturulan kanalizasyon hattı sayesinde su baskını oluşturmadan Seyhan Baraj Gölü'ne tahliye edilir. Mikro tünel sistemi sayesinde trafik akışı aksamaz ve bölge esnafımızın çalışmasının önüne geçilmez. Gecesi de gündüzü de bir başka güzel olan Adnan Menderes sahil yolunu özlenen imajına kavuşturduk. Bölgelerimize Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş yol ve su hizmetleri sunduk. Tünel projesi Adana'ya nasıl uygulanmaktadır? Kanalizasyon borularının ucuna yerin altına delerek ilerleyen makine yerleştirilir. Bu makine sayesinde kazı yapılmaksızın yağmur suyu hatları oluşturulur. Turgut Özal Bulvarı'nda görülen çalışma noktalarında dev havuzlar vardır. Yağmur suları bu havuzlarda toplanır ve mikro tünel sistemiyle oluşturulan kanalizasyon hattı sayesinde su baskını oluşturmadan Seyhan Baraj Gölü'ne tahliye edilir. Mikro tünel sistemi sayesinde trafik akışı aksamaz ve bölge esnafımızın çalışmasının önüne geçilmez. Türkiye'nin en ucuz ve en kaliteli ekmeğini üretiyoruz. İşimizi de, aşımızı da paylaşıyoruz. Birlikte çalışıp, birlikte başarıyoruz. Power Türk'ü Adana'da 94.8 MHz'de dinleyebilirsiniz. Radyonuzun sesini açın. Power Türk, önce müzik. Thank you.
sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, efendim Adanalı muhtarlar projelerini, efendim hayallerini, rüyalarını Metro RTV'de anlatmaya devam ediyorlar, devam edecekler. Bugünkü konuklarımın ikisi de çok karizmatik. Biri bir hanımefendi, bütün azaları bayan, biri hariç bir erkek var. Elinin hamuruyla erkek işine karışmış. Ona döneceğim. Hoş geldin Ayşe Hanım. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir diğeri efendim benim kapı komşum. Gerçekten yakışıklı, uzun boylu, boyu posu da harika bir insan. Şaban abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın teşekkür abi? Teşekkür ederim. Nasılsın? Allah razı olsun. Hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor. Ben hemen önce bayanlardan başlanır. Buyurun. Efendim Ayşe Dal kimdir? Hangi mektepleri bitirdi? Biraz kendinden bahset bize. Hoş geldin. Şimdi öncelikle bugünkü Çanakkale şehitlerimizi analım, rahmetle analım, minnetle analım onları. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ben Mersin Gülnarlıyım. Yörüğüm. Övünmek gibi olsun. Yörüksün yani. Evet. Evet. Adana'ya geleli 19 yıl oldu. Maşallah. 14 evet. yıldır ikametgah ediyorum Atakent Mahallesi'nde. Üniversite mezunuyum. Evet. Ve Atakent Mahalle muhtarlığına adaysın. Adayım, evet. Peki azaların? Azalarım şahane, çok güzel onlar. Benden daha istekli, daha azimler ve Atakent'i güzelleştireceğimize inanıyoruz. Azaların kadın. Kimler mi? Ayşe Atik Aslan. Ayşe ne iş Atik yapıyor Aslan. Ayşe? Ayşe Atik Aslan ev hanımı. Peki Neşegül aynı... Özşıkkal diye bir hanımefendi evet. var. O kim? O da ev hanımı arkadaşımız. Aynı zamanda çocuklarıyla çok ilgili bir anne. Diğer arkadaşlarımızın hepsi aynı. Elif Tavşan Elif hanımefendi Tavşan, var. Ev evet. hanımı. Ev hanımı. Evet. Emel Yılmaz. Evet, ev hanımı. Ev hanımı. Dürdane Ateş hanımefendi. Ev hanımı. Ev hanımı. Elif Acar. Ev hanımı. Ev hanımı. Ümit Yaprak. Bir erkek almışsınız aramıza. Evet. Anam ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksın Atakent'te bu hanımlarla? Hanımlar ev hanım olduğumuz için biz Atakent'te en çok gezen biziz. Evet. Mahallede gezen biziz. O yönden. Mahallenin nabzını biliyorsunuz evet. diyorsunuz. evet. Dedikodu yapıyor musunuz? Dedikodu yapıyoruz mu? Yapmıyormuşuz. Ve Gülzade Aktağ hanımefendi evet, de var. Evet. Adaylarınızdan çok enteresan sevgili izleyiciler. Bir tane erkek aday var. İşin hem kolay hem zor. Projelerine geleceğim ama hemen komşum Şaban Bey'e dönelim. Şaban Kaba Ağıl Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Şimdi mahalleden bizi izleyen Şaban abiyle başta eşim Ferdane Mert hanımefendiye, Şaban ederim. Abinin güzel eşi hanımefendiye ve tüm yeni doğanlılara ve dahi hanımefendinin mahallesi Atakentlilere sevgi ve saygılar sunuyorum. Ben ikisini de tutuyorum efendim. Hani o yaparsın aşkım var ya evet. oradaki sunucu gibi ikisinin evet. de kazanmasını istiyorum. O açıdan aynı mesafede duruyorum. Evet Şaban abi, senin asaları bir öğrenelim abi. Ben onları da burada yazdım. Evet. Evet abi, senin asalar nasıl? Ali Yaşar Özpolat. Evet, emekli. Emekli, güzel, harika. Osmaniyeli. Yani birikimli hemşerimmiş. Evet, hemşerim. Selam olsun. Ali Acehan. Evet, Doruklu. Ceyhan Doruklu. Ceyhan Doruklu. Esnaf. Esnaf. Selam olsun efendim. Hasan Eraslan. Emekli, Malatyalı. Oo emekli, oo sen Türkiye'yi kucaklamışsın. Abdullah Yağınızoğlu beyefendi. Hataylı. Şahşehir. Valla tam Türkiye. Bilal Tatlı. Bilal Tatlı, o da Düzeçili. Düzeçili, selam olsun. Erdal Cankara, bu Cankara. Andırını. Hiç yabancı gelmiyor, evet. Hemşerimiz. Bizim Cankaralardan. Evet. Selam olsun. Fatih Bulut. O da Mersinli. Senin oraya da el attın. Hemşeriz. Ve Mehmet Demir. Mehmet Demir, o da Doğulu Urfalı herhalde. Urfa. O ufak mahallede olduğu için, bizim ufak mahallemiz var tren hattının kenarında. Evet. Orada olduğu için, oradan aldık o azayı. Evet. Çok güzel, harika. Ben buradan hepsine de
sevgiler, saygılar gönderiyorum efendim. Başarılar diliyorum. Biz böylelikle şeyi öğrenmiş olduk. Azaları. Ve sen diyorsun ki hayırlısı dedik çıktık. Evet. Biz kazandık. Dostluk, sevgi dolu yürekler. Kardeş dedik. Abla, teyze, dayı, amca ne çok seven varmış bizi destekleyen. Sıcacık gülen yüzleriyle açtılar kalplerini bize. Ataket mahallem için ne gerekiyorsa yapacağız inşallah diye bir paylaşımınız evet, var. Evet. Kaç mahallesi var Atakent'te? Atakent'imizin... Evet. Tüm ben çatı altında toplayacağım Atakent'imizin mahallesini. Tek mahalle yapmayı tek düşünüyorsun. Tek mahalle gökkuşağı altında evet. Rengarenk bir mahalle olacak Allah izin verse inşallah. Evet ve yine sizin efendim bir güzel paylaşımınız daha var Facebook sayfanızdan gördüm. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Evet. Ruhunuzu satmayın yeter. Kesin, diye bir paylaşımınız kesinlikle. Var. Açalım bunu ne demek istiyorsun? Olduğunuz gibi olsun. Herkes yani içinden geldiği gibi dürüst, eksiklerimizi, yanımızdaki insanları tanıyalım. Kimlik dışı çıkmayalım. Kimliklerinin dışında görünmeye çalışmasınlar. Öyle istiyorum. Doğal olsunlar istiyorum. Her şeyi dürüstçe paylaşabilelim. Evet. Öyle, nasıl diyeyim bilmiyorum ama... Heyecanlısın. Evet. Son derece normal. Evet. Sevgili izleyiciler burada sevgili kardeşimin efendim gelişim için değişim şart diyor Ayşe Hanım. Tabii ki Atakent'i değiştirmeye kararlı görünüyor. Kararlıyım kesinlikle. Bütün hanımefendileriyle birlik olmuşlar. İnşallah kazanırsınız evet. diyelim. Ve hemen Şaban abiye dönelim. Şaban abi... sen inşallah kazanırsan, kazandığında Yeni Doğan'da neler değişecek? Ne yapmak istiyorsun? Şimdi Yeni Doğan'da mesela önceki muhtarımız sağ olsun birkaç tane şeyleri yaptı. Biz de daha üstünü yapmak için komple bir çevre temizliği evet. yapmak istiyoruz. Onun haricinde yüzme havuzumuz vardı. Yerine sağlık ocağı yapıldı. Yüzme havuzumuzu tekrardan canlandırmak istiyoruz. Bir de bizim Yeni Doğan'ın kuzeyinde çift şerit yolumuz var. Tren hattının kenarında. Evet, evet, çok önemli. Yağmur yağdığı zaman su içinde, yaz geldiği zaman toz içinde kalıyor. Orayı bir canlandırmak istiyoruz. Oranın çevre temizliği de var kenarlarda, tren hattının kenarında. Oraya yeşil alan yapmak istiyoruz. Bir de mahallemizi şöyle güzel bir yani mahalle olmasını diliyoruz. Pazar yeri nasıl? Pazar yeri hocam, pazar yerinin üzeri kapansın istiyoruz. Onun yanında bir tane şey var, taziye evimiz var. Taziye evimizi değiştirdiler, oraya şey yaptılar. Misafirhane mi yaptılar? Misafirhane, greş gibi bir şey yaptılar. Greş gibi bir şey yaptılar. Evet. Oranın tekrardan yani taziye evi olsun. Çünkü çevresi geniştir. Onun için yani biraz... Yeni Doğan'a bir şeyler katmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet, Allah'ın izniyle. Evet. Çıktık diyorsun evet. Yola. Çıktık bu yola, evet. Başarırsınız. 5 dakika iyi düşün, 5 yıl pişman olma diyorsun. Evet. Açalım bunu, ne demek istiyorsun? 5 dakika iyi düşün, hocam şimdi yani elini işte vicdana koyacaksın. Artık bu önümüze gelen yani muhtar adaylarından içinden hangisi daha bu işi yapacak? Hangisi yapabilecek? Ben 20 senedir Yeni Doğan Mahallesi'nde esnafım. Evet. Mahallenin derdini, sorununu çok iyi biliyorum. Evet. Onun için ben de diyorum yani 5 dakika düşün. 5 dakika 5 sene pişman olma diyorsun. Evet. Şimdi Tevfik Bey demiş ki kaba ağıl bir muhtar amca bu kadar karizmatik olur demiş. Teşekkür ederim. Gerçekten ekranda da sevgili kameramanım karizmatik görünüyor değil mi? Allah hayırlısını versin inşallah demiş Nizamettin İnanç. Kardeşim benim demiş. Tanıyor musun? Teşekkür ederim. Nizamettin Bey. Evet. Allah razı olsun. Evet şimdi biz tekrar hanımefendiye dönelim. Ona da gelen mesajlar var. Uzakta olduğumuz için amcan dua ile katkı sona biliyoruz. Keşke ev ev dolaşıp evet. yardımcı olabilseydik. Yolunuz açık olsun demiş. Mehmet Tevfik Parlak ta Kahta'dan. Evet. Size evet. destek veriyor.
Neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani bir hayli şeyin fazla. Ben Türkiye'nin geneline hitap ettiğimi düşünüyorum. Sağ olsun oralardan bana o kadar çok güzel destekler, güzel hitamlar geliyor ki. Yapmamak, mahalleyi güzelleştirmemek mümkün değil. Evet. Yani ben Atakent'im için oraya güzel bir halı saha, çocuklara çalışan annelerimiz için güzel bir kreş, çok gençlerimizin sokakta rahat, aydınlık bir alanda, akşamları yürüyüş alanlarımız yok, mağduruz bu durumda, ben de orada oturuyorum. Yani bunların hepsini, çok güzel yani hayallerim var inşallah. Evet, hayallerimi inşallah yapacağım, inşallah gerçekleştiririm. Sağ olsun Türkiye'nin dört bir genelinden de beni destekliyorlar. Yapabileceğime de inanıyorum. Evet, evet. Onlar yeni bile inanıyorlar yani. Daha modern bir yeni doğan mahallesi için Şaban Kaba Ağıl evet diye yazan bir broşür var elimde. Sevgili kameramanım, buradan gösterme şansın varsa. Evet, görüyorsunuz benim kapı komşum 5 dakika iyi düşün, 5 yıl pişman olma diyor. Ve bir de mühür için değil, hizmet için. Evet. Adayım diyorsun. Evet. Yani sadece bir mühür değil önemli, evet, olan diyorsun. Hizmet için. Ben adayım. Hizmet için varım. Yeni doğanı. Peki hanımlarla ilgili kafanda bir proje var mı? Burada bir de hanımefendi var ki. Hanımlarla ilgili hocam, şimdi şöyle. Hanımlar mesela bazı konularda atak ama elinde imkan olmadığı için yapamadığı şeyler var. Evet. Mesela bunları az önce demiştik, mesela şeyin o pazar yerinin üzerine, evet, kapatacağız, hı-hı, diye. Orada el işleri veya doğal olan şeylerini satabilmek için bunlara da el atacağız hanımlara. Bir de benim hocam, buyurun, en çok yani demek istediğim yeni doğana bir tane düğün salonu. Düğün salonu. Evet. Oo, çok güzel, harika. Düğün salonu da doğru, yok. Evet, evet, yok. Her mahallemizde bir düğün salonu yani istiyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Düğün salonu. Buradan biz tabii ki bunu Sayın Sözlü'ye de, Sayın Şehremini, değerli dostum Mahmut Çelikcan'a da yine inşallah Yüreğir'de böyle emin adımlarla yürüyen Fatih Koca İspir'e de iletmiş olalım şimdiden. Teşekkür ederim. Bu güzel düşünceni. Bir de ikinize de sormak istiyorum. Ben her gün sabah yürüyen bir insanım. 5 kilometre. Evet. Bugün de yine yürüdüm. Sen yatıyordun abi. Evet. Ekmek, ama ekmeğin üzerine bir şey de örtmüyorsun kardeşim. Orada bırakıyorsun. Giden çalıyor. Ben de çaldım o gün. Sağ Haberin hocam. Var mı? Var. Ya sonra geliyor mu o alanlar? Bazısı getirir, bazısı getirir. Evet efendim. Şaban Kaba Ağıl Bey sabah ekmekçi geliyor, bırakıyor abi kasayla oraya. Ben çaktırmadan hepsini alıp götürebilirim. Öyle gönlü gözü bol, dolu dolu bir insan. Allah hayrını versin. Şimdi sabah geziyorum Ayşe Hanım. Evet. Bütün özellikle Fatih Koca İspir'in efendim resimleri, evet, bağlanmış telli. Evet. Bu güzel bir duyarlılık. Fatih'ciğim, sevgili dostum, seni kutluyorum o ağaçlara çivi çakmadığın için. Ben buradan bir de sevgili dostum yine Zeydan Karalar'a bir çift sözüm var. Mutlaka haberin yoktur sevgili Zeydan Karalar Bey. O koca hurma ağaçlarına senin adamlar çiviyle çakmışlar. Aman abi. Yazık. Yani yarın başkan olduğunda da kafamıza falan çivi çakma. Yani bu şeylere dikkat etmek, evet, lazım, evet, diyorum. Peki siz nasıl asıyorsunuz Ayşe Hanım? Biz fazla broşür asmadık. Yani öyle diyeyim. Böyle sizin sitenin girişinde falan, evet, var. Evet, bir tanesi. Ama kendi sitemizin girişinde var. Bir de birkaç yerde resim yapıştırma yaptık. Yani ben icraatımla var olacağım, evet, diyorsun. Evet, biz kendimiz çalışarak, yani birebir yüzle hitap ederek, insanlara biz kendimi tanıtarak. Diğer rakipleriniz de bizi izliyor. Biraz, evet, sonra mesela hakikaten Yeni Doğan'da gönüllere yürüyen bir gönül, evet, dostu muhtarımız var. Evet. Mehmet Uzun Bilek'le konuğum, evet, olacak. Ve yine biraz sonra Tahsin Donar Bey, evet, Atakent'ten, hı-hı, konuğum olacak. Tabii ki bu bir demokrasi yarışı, evet, efendim. Herkese başarılar diliyoruz. Evet. Ben muhtar adaylarının da rakipler için güzel şeyler düşünmelerini, evet, istiyorum. Evet. Rakiplerine ne diyorsun mesela Ayşe? Ben rakiplerime çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. Hak eden kazansın diyorum ama gerçekten yüreklere dokunsunlar.
Canım benim. Ama ille de ben kazanacağım biliyorsun. Evet. Yani. Peki Şaban Bey rakipleri için neler söyler? Rakip için ben diyeyim herkese başarılar diliyorum. Evet. Hak eden kazansın. Hak evet. Kesinlikle hak eden kazansın. Katılıyorum. Çünkü gece gündüz çalışacaksınız. İnsanları ikna edeceksiniz icraatlarınızda, evet. Ve insanlar da sizi tercih edecekler. Son bir söz daha söylemek söyle. İstiyorum. Bizi bayan diye hafife almasın lütfen Atakentli mahalle sakinlerimiz. İnanın biz her şeyin en güzelini yapacağız. Ondan evet. Eminiz bütün hanımefendiler evet. için. Evet. Biz Şaban abi de aynı şeyi düşünür. Biz de evet. aynı şeyi düşünür ama ikna etmeniz lazım. Yani halkımızı yani Atakentlileri ikna edeceksiniz. Ettim. Öyle mi? Ettim. Ettim deme. Ununu eleyip duvara asma. Şaban abi ne diyor? Hocam hanımlar başımızın tacı. Mutlaka yani. Ettim. Kesinlikle beyler daha ikna oldu yani. Bize verecekler oyunlarını Allah izin verse inşallah. Evet. Şimdi Allah hayırlısını versin inşallah demişti. Kardeşim benim Nizamettin İnanç Bey'in mesajı. Ona yürekten teşekkür ediyoruz evet. efendim. Biz de teşekkür ederiz. Yine Özkan Karaca Bey sevgili Şaban Bey için diyor ki hayırlara vesile olsun inşallah abi. Özkan evet. Karaca. Bizim mahallede mi oturuyor o da Özkan Bey'de? Yeni şeyde Levent mahallesinde. Ve yine hanımefendi size gelen bir mesaj var. Ayşe Hanım, farkındalık yaratmak beraberinde başarı getirir. Evet. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İlker Barış Bayraktar. Evet. Kim? Türkiye'nin dört bir genelinden sevenlerimiz bana cesaret böyle mesajlar gönderiyorlar. Evet. Sen Türkiye'yi bile yönetirsin diyorlar yani. Ayşe'ciğim hayırlı olsun. Aysel Yıldız hanımefendi. Evet, arkadaşım, hemşerim. Yine sağ olsun. Şaban abi için abim. Evet. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Hakkında en hayırlısı olsun inşallah demiş Zekeriya Bey. Evet abi bir yarışa çıktınız. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Kazanırsanız başımızın üzerinde yeriniz var. Kaybederseniz yine ben sizi ararım. Dostluğumuz sonsuza kadar devam edecektir. Ama üzülmek yok, kırılmak yok değil mi? Evet. Yok, üzülmeyeceğiz çünkü ben zaten kazanmış durumdayım. Şu an o kadar güzel dostluklar kazandım ki. Ben kazandım her halükarda kazandım. Kaybetmek diye bir şey yok. Evet. Sevgili teknik yönetmenim Arif Biçer Bey bana 5 dakika kala efendim bir haber verirsen ben ona göre bu iki insanı göndereceğim. Program bütün güzelliğiyle devam ediyor. Efendim ikisine de başarılar diliyorum. İkisi de çok karizmatik, ikisi de gönlü de güzel, yüreği de güzel insanlar. Şimdi bugün Çanakkale Zaferi'nin evet. 104. yıl evet. dönümü evet. Şaban abi. Bu vesileyle şehitlerimizin güzel. Ruhu şad olsun. Olsun. Mekanları Amin. Cennet olsun. Amin. Neler söyleyeceksin şehitlerimiz için Şaban abi? Şehitlerimiz için bize bu vatanı teslim ettikleri için, bizim için savaştıkları için hepsine Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah yattıkları yerde mekanını cennet eylesin. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Yolu açık etsin inşallah. Allah kaza beladan korusun inşallah demiş Veysel Körlü beyefendi. Tanıyor musunuz? Evet, Yeni Doğa Mahallesi'nde oturuyor. Evet, şahsında Yeni Doğa'na sevgiler, saygılar gönderelim. Ayşe Hanım bakma, adil olmaya çalışıyorum. Çünkü süremiz, ikimizin süresi yarım saat. O açıdan adaletli olmam gerekir. Şimdi Hülya Toklu'dan sana mı gelir evet. mesaj gelirse? Evet. evet. Sayın Muhtarım katılımınız için teşekkür evet. ederim. Tüm hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Ve Adana'da Gülnar birle birlik evet. ve beraberlik içinde olalım. Hülya Toklu hanımefendi. Evet. Bu Gülnar bir ne? Gülnar bir dernek, kooperatif. Evet. O zaman Gülnarlar Derneği toplantımız vardı dün. Birlikte. Evet. Onlar bana destek vermek için gelmişler sağ olsun. Gülnar'dan. Evet, şimdi stüdyoda da güzel insanlar var. Efendim Tayfun Donar ve efendi var. Hoş geldin Tayfuncuğum. Ayşe Atik Aslan hanımefendi var. Hoş geldin Ayşe Hanım.
Mehmet Kaba Ağıl var ki koruma gibi Allah'ına kurban. Komşumu yalnız bırakmamış Mehmet Kaba Ağıl. Yine Zekeriya Kaba Ağıl var ki sizler de hoş geldiniz. Abi aile bir hayli geniş sizin herhalde. Hocam biz şimdi 9 kardeşiz. Maşallah. 5 kız, 4 erkek. Evet. En büyükleri benim. Bu 5. kardeşim. Evet. Bu işte 6. kardeşim. Bir de köyde kardeşimiz var erkek kardeş olarak. Yeni Doğan Mahallesi Meclis Üyesi Zekeriya Kabağan. Evet. AK Parti'den. Çok güzel. Selam şahsında tüm AK Partililere de, bütün partilere sevgiler, saygılar. Evet. Teşekkür ederim. Mehmet Kabağan da Yeni Doğan'da esnaf. Evet. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. Desteğimiz seninle, yolumuz açık olsun. İsmail Gökçeli. Kime gelmiş bu? Bana. Size mi? Evet. Evet, İsmail Gökçeli de bizim Gökçelilerden evet. mi? Çok güzel. Sevgili izleyiciler, program tadımlık böyle. Bütün muhtar adaylarına kafamız sonuna kadar açık. Bana ulaşabilirler onlar tabii ki. Şimdi, aşk senin zihninde bir cümle ne anlam ifade ediyor? Bir cümle, aşk. Aşk, sadakat. Atakent mi yoksa? Evet, sadakat. Evet, aşk. Canım benim. Yeni doğan. Sadakat, atakent. Peki efendim, sadakat. Sadakat. Nedir sizin zihninizde? Sevgi. Çok siz sadakatla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sadakat bence de sevgi hocam. Kopya çekiyorum bunlardan. Evet Ayşe Hanım, vefa. Vefa, canı yürekten. Evet. Çıkarsız. Evet. Özveriyle kucaklamak Atakent'i. Canım benim. Evet Şaban abi, vefa. Vefa hocam. Canım. Yeni Doğan'a hizmet, kucaklama. Çok güzel, harika. Peki, ana sizin zihninizde ne anlam ifade? Ana gibi yar olmaz. Siz? Ana demek, sevgi demek hocam. Canım benim, çok güzel. Babada bir evet. zaten dayanak, evet, dayanak. Bir. Bütün anne babaların ellerinden öpüyorum efendim. Onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İkinize de başarılar diliyorum. Son flash sorum benim. Her konuğuma soruyorum bunu. Neden? Çünkü Kur'an Estağfirullah küllü nefsin zayigatil mevt buyuruyor. Her can ölümü tadıcıdır evet. diyor Cenab-ı evet. Hak. Makamlar, rütbeler, muhtarlıklar, evet. paralar, pullar gelip geçer. Evet. Ama önemli olan hoş seda bırakmaktır. Evet. Bir gün Emir Hak vaki olursa mezar taşınıza bir cümle ne yazdırmak istersiniz Şaban abi? Çok zor bir soru. Vallahi hocam onu ben ne yazdıracağım? Hazır değilsiniz tabii. Ölmeden hazır değiliz. Ayşe Hanım siz? Geldi geçti, çok iyi bir insan. Efendim ikinizin de ayağına sağlık. Evet. İkinize teşekkür de gönülden ederim. Teşekkür ediyorum. Ta 20 kilometre geldiniz. Her zaman başımız evet. üzerinde yeriniz var. Son cümleler abi. Hocam herkesten Allah razı olsun, oy verenden de vermeyenden de ben herkesin desteğini bekliyorum. Yeni Doğan için güzel bir hizmet yapacağımı düşünüyorum. Diyorsun evet. ve tüm Yeni Doğan'a, eşine bir selam söyle, seni seviyorum de şuradan da. Yengem bizi oradan geçerken şey yapmasın. Arif Sarı çok seviyorum. Çok güzel. Evet hanımefendi, sizin son cümleleriniz. Ben de büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin sevgi dolu kalplerinden, hayır dua edenlerden Allah razı olsun diyorum. Ben bu işi başaracağım Allah'ın izniyle. Atakent'imi de güzelleştireceğim. Aynı zamanda eşim lütfen beni desteklediğin gibi oyun da ver ya. Hayret, eşinden bile emin değil misin kız? Vallahi bunun altını çiziyorum. Tekrar şakaydı, ikisine de şaka. Teşekkür ediyorum. Bir rengarenk programın sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi insan demek eksi hata demektir. Hatalarımız elbette olmuştur. Onları düzeltmek azminde ve kararındayız. Efendim bu seçimin dünya insanlık ailesine, Türkiye'ye, Adana'ya, Atakent'e, Yeni Doğan'a hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür. Hepinizi beraber Allah'a emanet ediyoruz. Teşekkür Şöyle ederim. Biraz sallayalım. We'll be right back.
Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. Ey sevgili öğrenciler, anneler, babalar. Yavrularımızı internet ortamından kurtarmak istemez misiniz? Efendim öyle boş eğlencelerden kurtarmak istemez misiniz? İşte size 10 adet kitap elimde. Yavrularımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için. AZ Yayıncılık güvencesiyle 10 adet kitap toplam 170 lira sadece ve sadece Metro TV izleyicilerine 49 lira gibi sembolik bir fiyata ev teslimi. Peki bu kitapta neler mi var? Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Çocuklarımızın bağımsız bir kimliğe sahip olmaları için, geleceğimizi onlara gönül rahatlığı içinde teslim etmek için mutlaka çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeliyiz ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmalıyız. İlk kitabımız Öğrenci Bilmeceleri. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi eğlendirirken düşündüren, bilgilendiren kültür dünyamızdan en güzel bilmeceler işte bu kitapta. Ve bu kitaba mutlaka ve mutlaka AZ Yayıncılık güvencesiyle sahip olun. Peki ikinci kitabımız ne mi? Öğrenci deyimleri ve öyküleri. Peki bu kitapta ne mi var? Öğrenci deyimleri, her öğrencinin mutlaka bilmesi gereken deyimlerin hikayeleri ve açıklamaları işte sadece bu kitapta. AZ Yayıncılık efendim güvencesiyle öğrenci motivasyon hikayeleri. Peki efendim bu kitap neden bahsediyor? Öğrenci motivasyon hikayeleri öğrencilerimizi derslerine motive edecek kendi kültürümüzden başarı ve motivasyon hikayeleri işte bu kitapta. Efendim tam 10 tane kitap saymakla kesinlikle bitmiyor tabii ki. Şimdi Küçük Şifacı Yolculuk başlıyor kitabımız. Ne? Evet, bu kitabımızda da çocuklarımız kendi kültürümüzden fantastik bir macerayla bilge bir kişide nasıl gömüleceğini öğrenecekler, görecekler. Muhteşem bir eser gerçekten. Peki ondan sonra hangi kitabımız var? Otur Sıfır. Okul eğlencelikleri efendim bu kitapta. Eğlendiren, güldüren ama bir taraftan da öğreten karikatürleri öğretici çizgiler. Çizgilerle evinize, gönlünüze, yüreğinize ulaşacağız. Komikçi Dükkanı. Efendim Komikçi Dükkanı da gerçekten muhteşem bir eser. Peki bu kitap nasıl bir kitap? Eğlendiren, güldüren ama bir taraftan da öğreten karikatürler, öğretici çizgiler. Efendim ne demiştim? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor Mustafa Kemal. Mutlaka çocuklarımızsa objektif, adil, tarafsız bir akıl, mantık tevdi etmek için, kazandırmak için mutlaka ve mutlaka okumalıdırlar yavrularımız. Ne vereyim abime? Efendim ne vereyim abime de peki ne var sevgili izleyiciler? Karikatürler, fıkralar, bilmeceler, tatlı çeşitleri, sınırsız çay ve muhteşem bir eser. Peki ya tutarsa en komik Nasrettin Hoca fıkraları sizin için hazırlandı işte bu kitapta. Kül Yutmaz Beşli. Bu da gerçekten yavrularımıza muhteşem bir keyif verecek, okuma zevklerini artıracak, konuşmalarını efendim düzeltecek, diksiyonlarını muhteşem hale getirecek muhteşem bir eser. 15'likler. Peki bu kendi hayatımızın şiirini yazanlar. Efendim bu da bu millet uğruna, bu vatan uğruna öbür dünyaya iftihar eden şehitlerimizi anlatan muhteşem bir eser 15'likler. Bu kitapların tamamı sevgili izleyiciler efendim 170 lira Metro TV izleyicilerine sadece ve sadece
efendim hediye olsun diye bir hediye esprisiyle sembolik bir rakam sadece 49 lira. Kapınızda teslim, kargo ücreti AZ yayıncılığa ait olmak üzere sadece efendim 49 lira. 170 liralık bu set sadece şöyle 3 kitap parasına ve şu 7 kitabın tamamı bedava. Bence hemen telefonlarınıza sarılın. Mutlaka ve mutlaka ekranda yazan telefondan efendim temsilcilerimize ulaşın. Telefon 0533 509 52 40. Tekrar ediyorum. Çocuklarımızı mutlaka o internetin gereksiz, gereklilerini elbette önemsiyorum ama gereksiz noktalarından kurtaralım. Onlara istikbal vaat eden muhteşem bir diksiyon, muhteşem bir özellik, muhteşem bir güzellik kazandıralım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorum. Hepinizi çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü sevgili izleyiciler, 49 lira bir kebap parası değil, bir dondurma parası değil, efendim küçücük bir ikram parası. Çocuklarımızdan lütfen bunu esirgemeyelim, sahip çıkalım ve çocuklarımıza bu kitapları alalım. Anlatmak bizden, gayret, samimiyet, çocuklarımıza sahip çıkmak sizden. AZ Yayıncılık aracılığıyla kargo bizden sadece 49 lira. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, efendim Metro RTV'nin efsane programı Rengarenk, muhtarlarla bütün güzelliğiyle devam ediyor. Demokrasinin bekçileri muhtarlarla, demokrasinin köşe taşı muhtarlarla. Kim mi? İkisi de birbirinden değerli, ikisi de karizmatik, ikisi de uzun yıllardan beri benim dostum efendim. O zaman bunlara bir hoş geldin diyelim, tanıyalım. Önce Sayın Uzun Bilek'ten başlayalım. Hoş geldiniz sevgili muhtarım. Hoş bulduk. Kimdir Mehmet Uzun Bilek? Oradan başlayalım. Mehmet Uzun Bilek, Osmaniye Çardak Köyü, Nuhusuna kayıtlı, 1964 doğumlu, 4 çocuk babasıyım. Tek alabilir miyiz? Evet. 1993 yılında Yeni Doğan'a taşındım. Taşınmamla birlikte Devrişler'den ayrılmış olduk. Evet. 2014 seçimlerinde de aday oldum. Halkın teveccühünü kazanıp seçildim. Hizmetlere devam. Evet efendim, bir söz var sevgili izleyiciler. Öyle aşık olmuşum ki ben sana, ta yanı başımda hasretim sana. Mehmet Uzun Bilek benim hemşerim. Her Cebeli Bereket'e yaylaya gittiğimde köylerinin içinden geçerim. Dolayısıyla şahsında tüm Osmaniye'ye, sevgili şehremini Kadir Kara'ya ve sevgili dostum Osmaniye valisine ve tüm Osmaniyelilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Tahsin abiyle ilgili de tabii ki o selamlarımı göndereceğim. Evet abi, azaları sen ezberledin artık. Çanakkale şehitlerimizi, evet, evet, rahmetle anıyoruz.
Evet, Çanakkale'nin 104. yıl dönümü. Dolayısıyla o konuyla ilgili mesajını alıyoruz. Evet. Rahmetle anıyoruz. Evet. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Azalara geleceğim ama Tahsin abiye bir hoş geldin Tahsin abi. Hoş bulduk. Saygı. Nasılsın abi? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mesajlar var. Bu yıl havuza girebilecek miyiz diyor insanlar. Tabii. Allah'ın izniyle cincik gibi havuza girecekler. Evet, tertemiz. Tertemiz. Evet. Benim de girdiğim bir havuz ama sevgili dostumun bir kusuru var. Benden zinhar para almıyor. Bunu mertçe... Abi lütfen bundan sonra bunu burada mertçe... Abi lütfen ama. Mertçe hiç para olmaz. Ya böyle bir dostluk hayatımda görmedim. Sülaleyi götürüyorum yine para almıyor. Bak burada vallahi razı değilim, billahi razı değilim ama böyle bir dost Tahsin olmaz. Donar. Tabii, evet Tahsin abi seni... Yıllar önce muhtarlarla birlikte almıştım. Evet. Gorali, evet. Tahsin Donar'ı kimse tanımıyordu. Evet. Herkes böyle yukarıdan bakıyor. Evet. Mehmet abi, Tahsin abiye pat kazandın. Evet. İki dönem. Üç dönem. Üç dönem. Efsane bir muhtar. Kimdir Tahsin Donar? Tanıyorlar ama tekrar. Tahsin Donar. Evet. 1945'te Elazığ'da doğdu. Evet. Bir yaşındayken anasının kucağında Adana'ya geldi. 65 senedir eski dervişler, şimdiki Atakent'te oturuyorum. Evet. Atakent'in 5 tane çocuğum var. 3 erkek, 2 kız. Hepsine selam olsun buradan. Teşekkür ederim. Aday oldum. 3 dönem muhtarlığı kazandım. Son seçimde de 3600 tane fark atmıştık ya arkadaşlara. Evet, evet. Dedik ki lan bunun 1000 tanesini boş ver. 500'ünü alsak yine 500 tane fark atarız. Öyle değilmiş. Gezmek gerekmiş. Oy istemek gerekmiş. Biz 70 oyla kaybettik. Tutanaklar halen bende. Öyle yalan dolan yok. Evet. 70 oyla kaybettik. Halbuki bir binanın oyları. Evet, halka dokunmak gerekiyor tabii ki. Muhtarlık önemli. Tabii, yüce halkımızın içindesiniz. Tabii. Ben senin şahsında tüm Elazığlılara, Elazığ'ın şehremini Mücahit Bey, sevgili dostuma, oranın da valisine, efendim hepsi dostlarım, sevgi ve karşı adaya da, MHP'nin adayı Sayın Çoban'a da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Tüm Elazığ'a, özellikle Palululara. Evet. Çünkü siyaseti onlar belirliyor. Evet. Ve hemen Sayın Uzunbilek. Yeni Doğan için ne yapmadınız abi? Yeni Doğan için pazar üstünü yapmadık. Evet. Elektrik tellerini yer altına almadık. Hızlı internet inşallah o da olacak. Altyapısı komple değişecek. Halk eğitim binaları kuracak. Kadınlarımızın el işlerini değerlendirecek. Yemek yapılacak. Seyhan tarafına, Şukurova tarafına kooperatif olaraktan pazarlayacak inşallah. Öyle bir çalışmalarımız var. Halk takdir eder, oy verirse, bir daha gelirsek bunların hepsini başaracak inşallah. Evet Tahsin abi, peki sen neler yaptın? Size de neler yaptığınızı soracağım abi. Siz 3 yıllık dönemde eski neydi dervişlere... Yeni Atakent'e neler yaptınız, neler eksik görüyorsunuz şu andaki aday oldunuz? Önce Çanakkale şehitlerine bütün Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin, evet. Bütün şehitlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Atakent'te ben muhtar olduğum zaman bu 5 katlı binalar 4000 tane zaten. Evet. 5'er katlı. Yani hane ev 4000 tane yani 5'er katlı. Evet. Bunları verdiklerinde vatandaş şuraya kadar çamurun içinde girerdi oraya. Evet. Şey yok yani çamurun, bende halen gazeteleri var, yeni eski şu bu evet, var. Evet, ha. Evet, evet. Ben uğraştım. Abdullah Torun vardı o zaman. Evet, selam olsun Ankara'ya buradan Abdullah Torun'a. Milletvekiline tabii, evet. Selam olsun. Evet. Sağ olsun, çok ilgilendi benden.
bütün siteleri, zaten 20 tane site var. Hepsinin kilit taşını yaptık. Sağlık ocağını getirdik. Damların korkuluk borularına varana kadar yaptırdık. Damların. Evet. Efendime söyleyeyim. O ışıkların olmadığı zaman devamlı trafik kazaları oluyordu. Ölümcül kazalar oluyordu. Onlarla uğraş şeyler yaptık. Sinyaller yaptık. Evet. İki yerde. Şimdi öyle bir şey olmuyor Allah'ın izniyle. İki tane park yaptırdım. Birini Ahmet Ünal Bey yaptı, birini Ömer Topçu Bey yaptı. İkisine de. İkisi de siyasetin duayeni. Evet, evet. Dostlarımız selam olsun buradan. Selam olsun. Evet. Onları yaptırdık. Efendim, benim dönemde 5 tane okul yapıldı, büyük okul. Evet. Efendim. Şimdi yapacaklar. En evet. Son Yaşar Doğu Caddesi daracıktı biliyorsunuz. Evet. Orayı genişlettik. Evet. En son seçime. Şu kameraya doğru konuş. Seçime 2 ay kala. Evet. Onu da öyle bitirdik. Şimdi sorun. Şimdi yapacaklarınızı soracağım. Hı. Düşünün. Hemen Sayın Uzun Bilek'e dönüyorum. Tabii. Uzun Bilek'in bir paylaşımı var burada. Sağlık ocağı, postane, doğalgaz, söz verdik yaptık. Hizmet bizden, destek sizden. Hizmetlerin devamı için Mehmet Uzun Bilek diye Facebook sayfasında. Mehmet abi Facebook'u iyi kullanıyorsun. Evet. Tahsin abi iyi kullanmıyor. Onu mertçe söyleyeyim. Evet. Yani. O bir eksiklik mutlaka. Evet. Bana söyle, sana yardımcı olayım. Sağ abi, siteler açayım kesinlikle. Sağ ol abi. Neler yaptınız? Şimdi ilk göreve geldik. Mahalle moroz yığınıydı. Sen de takdir edersin. Gelip geçiyordum. Sağlık ocağının oralar komple boşarsaydı dağ gibi moroz vardı. Evet. Yüreği Belediyesi'yle 500 kamyona yakın oradan moroz aldık. Daha sonra imza kampanyası başlattım doğalgaz için. Sağ olsun mahalle halkı da bana yardımcı oldu. 1260 tane imza topladım. Doğalgaza başvurduk. Yüreğir'de doğalgazı mahalle bazında ilk kullanan bizik. Öyle mi? Tabii. Adana'da. Yüreğir'de. Yüreğir'de ilk biz mi kullandık? Mahalle bazında ilk kullanan evet. Bizik. Şu anda 1008 tane abonemiz var. Mahallemiz çiçek gibi. Kömür kokusu yok, is yok. Sağlık açısından çok önemli bir şey. İkinci şeyim sağlık ocağı. Sağlık ocağını Yüreği Belediyesi'ne gittik. Biraz da eleştireceğim. Sağ olsun Mahmut Çelikcan halka ait olan sağlık tesis yerini vermedi. Büyükşehir havuzu kapattık. Sağlık ocağına 7,5 ay çalıştım. Rakiplerime başarılar dileyim. Hiçbirinin eleştirmek istemiyorum. 7,5 ay çalıştığım sürede ameliyat gibi bir tanesi gelip kolay gelsin demediler. Ama şimdi hizmet içinde aday olmuşlar. Yollar açık olsun. Arka taraftaki yol sorunu doğrudur. Yapılıyor şu anda. Yeşil alan park yapacağım dediği yeri. Evet. Devlet Demir Yolları'nın. Şaban Bey'in mi? Evet. Kesinlikle evet. Öyle bir şey yapma şansı yok. Çünkü Devlet Demir Yolları'nın TEDAŞ'ın deposunu boşalttılar. Takdir edersiniz. Evet. Sağlık ocağında yaptıktan sonra postane. Tam sadece tadilat için Yüreğir Belediyesi 7,5 ay bekletti. Ruhi Ersoy'un kulaklarını çınlatayım. Sayın vekilimi aradım. Dedim durum böyle böyle. Yüreğir Belediyesi dedi ki ya bunun için oraya aranır mı? Tam 7,5 ay imza için bekledi. Ondan sonra döndük TEDAŞ'ta 6 ay bekletti. Yani postane 2 yıl önce açılacakken 2 yıl sonra açıldı. Ya ben anlamıyorum bu Mahmut Çelikcan sevgili kardeşim yani... Bir defa ben orada oturuyorum, biz dostuz. Bunları ben şimdi... Ya muhtarım keşke haberim olsaydı ya. Vallahi yani eleştirirdim mertçe yani. Vallahi ayıp etmiş Mahmut Çelikcan. Yani alındım kusura baktım sevgili Mahmut Çelikcan. Selam olsun, eleştirilerimize katılacaksın. İnşallah Fatih Koca İspir bu hataları yapmaz. İnşallah. Daha sonra spor kompleksi için 4,5 yıl peşinde koştum. Yaptıramadım. En son Vali Bey sağ olsun. Onun takdiriyle yapıldı şu anda hizmette. Spor kompleksi. 5,5 dönüm. Çocuklarımızın koşup oynayacağı basket sahası, halı saha, park.
Yani çok güzel bir tesis. Yapanlardan Allah razı olsun. Mıhtarlarımız yoktu. Büyükşehir Belediyesi'ne bir daha teşekkür ediyorum. Mıhtarlığı yaptı. Ama acı bir gerçek de burada söylemek istiyorum. Mıhtarlığa elektrik alabilmem için Yüreğir Belediyesi bana yazı dahi vermedi. Gerekçe, mıhtarlık binasında deprem olursa, yangın çıkarsa sorumluluk almayacaklarmış. Evet. Yani şimdi yetti diye arkasından konuşmuş olmayın. Ben her yere dile getirdim de. Evet. Ama böyle kamuoyuna getirememiştik. Bu imkanı da sen sağladığın için teşekkür ederim. Vallahi hiç mertçe eleştiri olmazsa olmaz bir temel prensip. Eleştirisiz bir belediye başkanı, aday adayı, televizyoncu, hatta cumhurbaşkanı, hatta başbakan uyumaya ve uyutulmaya mahkum ama eleştirinin de şekil ağda olduğu gibi bir tahrik edici yönü, motivasyonu, rehabilitasyonu olmalıdır. Düşene vurulmaz. Hadi Mahmut Çelikcan gidiyor. Ben baştan beri aynıyım yani, hiç değişmedim. Bundan sonra inşallah güzel şeyler olur. Sağlık hoca 3 tane mahallemizin çocuğuna istihdam sağladı. 2 tane eczane açıldı. Yani bunlar mahalle için en azından her ay bir tane mahallemizde nöbetçi eczanemiz var. Evet. Sayın Uzunbilek soracağım, hanımlarla ilgili projeleri soracağım efendim. Çocuklarla ilgili soracağım ve hemen Tahsin abiye geçiyorum. Abi, Atakent'te ne eksik gördün? Mesela ben Atakent'te o gezen köpekler itlam mı oldu? Sevgili Özel Bey, Özel Kalem Müdürü Sayın Mahmut Çelikcan, bir sürü canlı görüyordum ben yürürken, köpekler bir anda kayboluverdi. Abi, hepsi duruyor. Duruyor mu? Hepsi duruyor. Nerede duruyor abi? Nerede bu canlılar? Ciğerciğer olur orada. Efendim, o kitaphane büyük bir bina yok mu? Evet. Orada en azından 50 tane. Var ya. Var harika. Abi. Efendim, çünkü önemli. Canlılar önemli kesinlikle. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü de o yaptığı modern barınakla bu canlılara önem veriyor. Bırakın eceliyle ölsünler. İtlaf bizim Adana'mıza yakışmaz. Ben de merak ediyorum demek yaşıyor. Var. Peki yaşıyor. Ne eksik gördün beyefendi Atakent'te? Atakent'te doğal gaz yok. Allah Allah. Yeni Doğan'a gitti, Atakent'e gelmedi. İşte arkadaş 5 senedir muhtar, uğraşıp onu yaptıramadı. Bak, her şeyi ben yaptırmışım. Evet. Çok ya, biz de o postaneyi, şunu bunu saymadık yaptırdıklarımız. Evet. Bu doğalgazı da 5 yıl kaldı arkadaş, hiç oralı değil. İnşallah o da yine bana nasip olacak. Doğalgaz. Bir de bu her sitenin önünü çevirmişler ya telinen. Evet. Onlar kırılmış, dökülmüş. Belediyelerle uğraşıp onları yaptırmak, binaların boyaları zaten hep solmuş gitmiş, uğraşıp onları boyatmak devlet kanalıyla, efendim, hani var, bayağı işler var. Projem heybem dolu. Dolu, dolu. Ben hazırım diyorsun. Hazırım. Enerjim tabii. Var Atakent'te. Tabii. Yine kazanacağım diyor musun inşallah? %100 Allah'ın izniyle. Öyle. Evet. Ben kazandım. Ben işi bitirdim. Nereden bitirdin lan 4 tane o işlemeyle? Şimdi saçımı o zaman bilmiyorsun sen. Şimdi insanlar, bak, evet, adam gelmiş bana ne diyor? Ne diyor? Diyor ki, sayın muhtarım, benim bodrumuma su doldu. Ben geldim senin havuzdan dalgıç aldım, götürdüm suyumu çektim. Bir de komşularınkini çektim. Evet. Şimdi ben, sen geldin oğlumun düğünde kırkım attın diyor. Bak. Ben şu partiliyim diyor. Yani partisini de söylüyor. Senden başkasına da oy vermem. Evet. Ama vatandaş geliyor, adaylar geliyor, oy istiyor, kırmak istemiyorum. Tamam, vereceğim size. Şimdi vereceğim deyince onlar belliyor, tamam bu oy bitti. Evet. Öyle olmaz. Her oy verdim diyene olur mu? Kesinlikle. Artık onu yutmazsınız. Teşekkür ederim Sayın Uzunbilek. Şimdi ekibinizi tanıyorsunuz zaten. 5 yıldan beri berabersiniz. Azalarda bir değişiklik var mı? Aynı var. Ekip mi? Azaları bir tanıyalım abi. Mehmet Timur. Ne iş yapıyor? Emekli. Evet. İş arkadaşım. Selam olsun buradan. Abdullah Rüzgar. Evet. Emekli. Arada bir iş bulursa çalışıyor. Evet. Kasım Akalın, inşaatçı. Bu da mahalle sakinlerinden temiz bir arkadaşımız. Evet.
Refik Süngü biliyorsun. Evet. Mahallenin esnafı. Ondan sonra Hüseyin Güzda, eski azam. Mehmet Tekin. Şenol, ismi şimdi Mehmet Tekin, Hasan Ateş. Evet, evet. Çok güzel, harika. Evet. Hepsine de sevgiler, saygılar sunalım. Başarılar dileyelim. Muhtarım şimdiden başarılar dilerim demiş Mehmet Tatlı. Bizim mahallede mi abi? Rakibimin kardeşi. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yani rakibimin azasının kardeşi. Ha. Yanlış olmasın. Yani oyunu sana mı veriyor? Evet. Çok ya muhtarlık seçimi böyle bir şey. Evet. Demokrasinin güzelliği bu. Kesinlikle. Tahsin abi önemli bir olay bu. Tabii. Kesinlikle. Sana da gelen mesaj var baba. Hayat okulunu okumuş adam gibi adam. Mahallenin baba sevgisini kazanmış tek muhtar. Tahsin Donar, başarılar. Derya Donar Bilgin hanımefendi. Aileden biri mi bu? İstanbul'dan. Kızım İstanbul'dan. Canım benim. İstanbul'a sevgiler, saygılar gönderelim efendim. Bütün dünyadan izleniyoruz. Şöyle bir bütün dünyaya güzel mesajlar verelim. Daha önceki şeylere de sordum adaylara. Mehmet Akif, rakiplerine neler söylüyorsun abi? Başarılar dileyim. Canım benim. Sıkıntı yok. Hepsi mahalleye hizmet için aday olmuş. Takdirde milletimizin. Milletimiz kimi takdir ederse o gelir. Tahsin abi siz rakiplerinize neler söylüyorsunuz? Ben rakiplerime başarılar diliyorum. Önce kendime başarılar diliyorum. Bundan sonra onlara başarılar evet. diliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Bizim Selçuk yazmış oğlum. Tahsin abi bu yaz havuza girebilecek miyiz? Atakent'te seni tek geçiyorum. Rakiplerin işi zor demiş. Benim oğlum Selçuk Bey efendim. Teşekkür ediyorum. Selamlar Selçuk'a. Tahsin Donar adam gibi adamdır. Efsane geri dönmelidir. Elimizden geleni yapacağız demiş. Ahmet T. rumuzuyla göndermiş bir sevgili dostumuz. Sevgili abime de gelen mesajlar var. Bu sefer canlı yayında heyecanlanma. Yaptığın hizmetlerin hepsini anlat. Şimdiden başarılar dilerim. Sayın Muhtarım Ahmet Gündüz. Sağlık ocağına yardımcı olan vatandaşımız. Çok güzel, çok harika. Harika, tebrik ediyorum. Şuna da değineyim. Sağlık ocağını Muşlu müteahhitler, onların sayesinde yaptım. Hepsinden Allah razı olsun. İmece usulü. Yani devletin bir inlesi yok. Geçen Vali Bey bir toplantıda dedi ki, yeni doğana sağlık ocağı yaptırdı da hemen ben elimi kaldırdım. Dedim, sayın valim, sağlık ocağını ben yaptım. Havlu duvarının üzeri duruyor dedim. Müdürüm dedi, müdürüne sorduğunda, müdür de dedi ki duvarı yeni yaptık dedim. Sayın valim duvarı da ben yaptım. Sadece üzerinin tel örgüsü yok. Evet. Onlar sağ olsun valim duyarlı göndermişler. Ölçüsünü aldılar inşallah o da yapılacak. İkincisi de sağlık ocağının yönüne bayanlarla ilgili 91 metre neti olan sabah gelip ikindinin sonuna kadar bayanlarımızın kullanacağı bir projem var. Projesi çıktı inşallah seçimden sonra yapılacak. İkindiden sonra da sadece lise 4'e giden çocuklara ücretsiz dershane. Muhteşem. Evet. Ha çocuklar dedim de tamam cebime yazdım. Çocuklar, sevgili izleyiciler, şimdi abi burada bir telefon numarası var. Bu telefon numarasını arıyorsunuz. 10 tane çocuk kitabı geliyor. 200 bin liraya yakın 49 lira okulunuza, Yeni Doğan Okulu'na hediye ediyorsunuz. Tahsin abi siz de Atakent abi. Abi. Tamam bu bizimle alakası yok. Okulunuza katkı koyuyorsunuz. Tabii. Ama unutmayın evet. Şimdi kreşle ilgili de kreşe benzer bir şey yapmış dediler. Kreş yaptık. Taziye evini. Çok da güzel oldu. 55 tane öğrenci dinini, devletini, bayrağını öğreniyor da. Benim torunum da gitti. 5 yaşında ilahi okuyabiliyor. Anaokuluna gitmeden okur yazar oldu. Yani şimdi taziye evini her yerde yapabiliriz ama eğitimi her yerde yapma şansımız yok. Evet, evet. Muhtarım. Evet. Şimdi beyefendiye demiş ki bir arkadaş, genç Atakentliler göndermiş. Tecrübesiyle ve adamlığıyla tekrar yola devam edecektir Tahsin Donar Bey. Oyumuz kendisine feda olsun demiş genç Atakentliler. Efendim, bu dönem Yeni Doğan Mahallesi'nde muhtarlık seçimi çok çekişmeli geçecek gibi görünüyor.
Adaylarda bir hayli fazla. Umarım hak eden kazanır. Hemen hemen birçoğunu da yakinen tanıyorum. İmkan olsa da herkese oy kullanabilsem. Hepsi de birbirinden kıymetli insanlar. Kimin için hayırlısı ise o seçilsin demiş sevgili Selçuk Bey. Konuklara ve size selamlar. Eğer soruma programınızda yer verirseniz sevinirim. 1. Muhtar sözcük anlamıyla ne demektir? 2. Muhtarlık görev ve yetkileri anayasanın hangi maddesine göre belirlenmiştir? 3. Kimler muhtar olamaz? 4. Mimar ya da şehir bölge planlama uzmanının oturduğu bir mahallede tekel büfe sahibi neden muhtar seçilir? Saygılarımla demiş Cengiz Açıkgöz. Muhteşem sorular aslında bunlar ama program bunları doldurmakla geçer aslında. Evet. Biz onları tek geçelim. Muhtarın misyonu nedir Tahsin abi? Muhtarın misyonu halkla devlet arasında, belediye arasında bir köprü. Köprü. İşte isteyecek, hizmetleri yaptıracak. Evet. Peki sevgili muhtarım, en çok ne gibi talepler geliyor siz fiili muhtar olduğunuz için? Vallahi iş. İş. Evet. En fazla iş. Ha bir de vatandaş iş de beğenmiyor. Yani fabrika arkadaşlarımız var, gönderiyor, çalışanlar var. Herkes masa başı istiyor. Öyle bir dünya da yok. Öyle bir dünya yok. Yok evet. Peki rakiplerine neler söylüyorsun Tahsin abi? Sona doğru geldik. Vallahi rakiplerime takip görmüyorum da. Ya koskoca Ayşe Dal Hanım orada. Yine de hepsine başarılar diliyorum. Canım yani esmili olsun diye diyorum ben. Tabii canım kesin. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur. Evet. İyi olan kazanır. İnşallah hak eden kazansın. Hak eden kazanır. Halka dokunan kazansın. Kendini anlatan kazansın. Tabii. Sayın Uzunbilek aşk bir cümle. Aşk. Sizin güzellik, tat. Çok güzel. Evet. Sizin zihninizde aşk ne anlam ifade eder? Yenge izliyor ha. Aşk sırf o şekil değil yani. Her türlü aşk iyidir. Canım Allah benim. Aşkı iyidir. Kur'an aşkı, peygamber aşkı bunlar hep iyidir. Bunlar aslında aşk budur. Evet, evet. Tamam. Abi size sorduk mu aşkı? Sordum. Evet ana, sizin zihninizde ne anlam ifade eder? Baş tacı. Ana. Ana, ana gibi yer olmaz. Baba. Baba zaten baba, babadır. Dertlerin baba. İlacı. Baba. Dertlerin Hüseyin ilacıdır. Sözdü. Ne anlam ifade ediyor senin için? Hüseyin Sözdü, belediye başkanı. Hizmetleri nasıl? Hizmetleri güzel. Sizce? Bana babalık yaptı. Canım benim. Evet efendim, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Filas sorum. Çünkü dinlediniz biraz önce. Kur'an küllü nefsin zayigatil mevt buyuruyor. Her can ölümü tadıcıdır diyor. Bütün mallar, makamlar, rütbeler hepsi bu dünyada kalıyor. Bir mezar taşı başımıza dikiliyor. Ona ne yazdırmak ister Tahsin Donar bir gün? Onu... Biz 10 adaydık. Yine bizi canlı yayına çıkarttın. Evet. Kör Burhan diye bir adayımız vardı. Evet. En önde ayak ayak üstüne atmıştı böyle. Kendinden emindi. Evet. Hatırlıyorum evet. Bugün gibi. 40 oy aldı zaten. Evet. Koskoca Atakent Mahallesi'nden 40 oy aldı 4 azasıyla. Evet. Ölmemişse selam olsun. Tabii ölmemiş. Başarılar diliyorum. Evet. ona da yine bana sormuştunuz ne yazarsınız. Ben de şunu demiştim. Ölürsem beni çok derin bir yere gömürsünler, gömsünler ki Kör Burhan'a hani şey olmayayım, engel olmayayım. Yine de onu diyorum. Espri çok güzel. Siz Mehmet abi mezar taşınızda ben ne olmasın? Ben mezar taşıma ismimi yazılmasını isterim. Bir de yaptıklarımla Allah razı olsun denilmek isterim. Evet, evet. Yani, evet. Efendim son evet. Cümleler. Atakent karşında, Türkiye karşında, dünya karşında son bir cümle. Atakentlere buradan teşekkür ediyorum. Beni 3 dönem seçtikleri için. Atakent'e tekrar teşekkür ediyorum. Beni tekrar seçecekleri için. Sonsuz hürmetlerim. Evet. El yani sanıyorum. Şu demokrasinin güzelliğine bak. Karşı aday Ayşe Dal da oradan çekim yapıyor. Bu bir güzellik gerçekten. Metro RTV'nin özgürlüğü işte bu. Özgürlük alanı bu. Siz abi Yeni Doğan'a, Türkiye'ye, dünyaya ne mesaj veriyorsunuz? Yeni Doğan halkı her şeyin en iyisine layık. Ben mahallemizde halkımı da çok seviyorum.
yaşanacak bir mahalle yapma için yola çıkmıştım. İnşallah devamı gelir. Yani her güzellik istiyorum yeni doğan için. Hizmet. Allah razı olsun. Evet. Ben ikinize de yürekten teşekkür ediyorum. Metro RTV televizyonu olarak bütün muhtarlara aynı mesafede duruyoruz. Hak eden, halka dokunan, halkın problemlerini çözen, halkı inandıran kazansın diyorum. Program esnasında elbette hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur, olabilir. Onları düzeltmek azminde ve kararında bir insanım. Uyarılara açık ve muhtacım. Bu duygular içinde Sayın Mehmet Uzunbilek ve Sayın Tahsin Donar'la birlikte şöyle el sallayarak alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Allah razı olsun.